Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bugün kemer altındayız. Çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün iki farklı lahmacun deneyeceğiz. Ama iki farklı lahmacun derken neyi kastettim? Düşünün. Evet, düşünme zamanı bitti. Veganların denediği vegmacun ve bizim de yediğimiz klasik lahmacun. Bunların ikisini deneyeceğiz. Şimdi kemer altında herhangi bir pideciden bir lahmacun yiyeceğiz. Ondan sonra Alsancak'ta bulunan Yaşam Kafe'ye gideceğiz. Orada da vegmacun deneyeceğiz. Ben çok merak ediyorum vegmacunu. Ne güzel duydu değil mi? Lahmacun, vegmacun. Haydi o zaman hiç vakit kaybetmeden ben hemen bir lahmacun arayışına gireyim burada. Lahmacun arayışına girdik. Birçok esnafa sorduk. Esnafımız da Numan Pide'yi tavsiye etti bize. Numan Pide'yi bulacağız. Orada bir lahmacun yiyeceğiz. Abi kolay gelsin. Bu Numan Pide var burada biliyor musunuz? Abi kolay gelsin. Bu Numan Pide var burada biliyor musunuz? Numan ilk solda. Abi kolay gelsin. Numan Pide ne tarafta biliyor musun? Sol köşe. Sol köşede. Bakalım. Evet arkadaşlar, Numan Pide. Şurası, böyle göstereyim ben size. Tüm kemeraltı esnafının tavsiye ettiği pideci. Evet arkadaşlar, şu anda Numan Pide'deyiz. Sonunda burayı bulabildik. 3-4 esnafa soraraktan. Gerçekten şu anda ortam kalabalık. Bir masa bulduk. Onu da zor bulduk, öyle söyleyeyim. Şimdi böyle bir menü var Numan Pide'nin. Burası gerçekten çok özel bir mekanmış. Bunu açıklamalarından gördüm. Gurmelerin de uğradığı bir mekan. 1988 yılından beri faaliyette olan bir mekan. Pideleriyle, lahmacunlarıyla meşhur. Biz de burada lahmacun deneyeceğiz tabii ki. Menümü açarken evet, çok güzel bir yazı çıkıyor önüme. Kalite tesadüf değildir diyor. Menümüz çok zengin. Çok farklı lahmacunlar, pideler var. Mesela cevizli pide var. Cevizli lahmacun var. Peymacun varmış bu arada arkadaşlar. Ben vegmacun deneyeceğim vegan kafede. Burada da peymacun varmış. Bakın şimdi ben bir tane lahmacun söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şurada. Bundan bir tane yiyeceğim. Tadımlayacağım. O zaman siparişimizi söyleyelim. Belirtirken bir yanlışlık yaptım. Onu düzelteyim. Şu anda ben lahmacun isterken buraya doğru dokundum. Ama burası tabii ki yani. Lahmacun adet 24 lira. İki tane lahmacun alabilir miyiz abi? Ne için? Kola mı? Ben de kola için. Biz birer tane lahmacun söyleyelim. Bir tadına bakalım. Bakalım gerçekten de lahmacunları kaliteli mi, lezzetli mi? Eyvallah. Sağ olasın reis. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Ürünümüz geldi. Yemek için gayet hazır bir şekilde beni bekliyor. Amazing. Çok başarılı, çok güzel, çok da lezzetli. Gerçekten de isminin, lezzetinin ve kalitenin... Allah'ım, ne zaman ben konuşmayı öğreneceğim ya Rab. Lütfen, sana yalvarıyorum. Ya normalde iyi konuşuyorum da, kamera karşısında bazen dilim sürtüşüyor yani. Neyse, düzeltiyorum. Gerçekten Numan Pide işin hakkını veriyor. Lahmacunu efsane kaliteli, çok güzel. Ve yanında işçilikleri de var, böyle veriyor. İçine alıyorsunuz abi, dürüm gibi sarıyorsunuz ve keyifle yiyorsunuz. Ben çok beğendim, efsane. Çok müthiş, amazing. Ben bir şey abartmam abi, gerçekten o ürün kaliteliyse seve seve övgülerle parlatırım. Eniştemden sonra gerçekten pideyi yapan en iyi ikinci yer benim için burası. Çok başarılı, çok güzel. Bana afiyet olsun. Ben lahmacunu bitireceğim. Dükkandan çıktıktan sonra Alsancak Vegan Kafe'ye gideceğiz. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Eline sağlık bu arada. Lahmacunları çok beğendik. Şimdi sen bir tane bize tiny pide öneriyorsun galiba. Aynen. Biz ondan da söyleyelim. Yarım porsiyon. Yarım porsiyon olsun, aynen. Şimdi çok yiyeceğiz daha ondan. Şimdi ufaktan başlıyoruz.
Çay da olur ya. Yani tahinli pide yiyorsak yanında çay da gider. Eyvallah abi. Sağ olasın. Evet. Eyvallah bırakırsın. Sağ olasın. Eyvallah. Başka bir şey. Sağlığın abi. Vallahi billaha ben böyle bir şey görmedim yani. Üstündeki kaymakta mı? Evet. Of. Alalım hemen şöyle bir tadımlayalım hızlıca. Sözde lahmacun yiyecektik. Araya tatlıyı da yerleştirdik. Muazzam. Çok iyi ya. Efsane. Tahini, cevizin en güzel buluşmasını pide şeklinde yapmışlar. Ve üzerinde kaymak. Gerçekten çok iyi ve çok da lezzetli. Eğer Numan Pide'ye gelirseniz yemekten sonra kesinlikle bu tatlıyı söyleyebilirsiniz. Tahinli pide. Hem yarım porsiyon hem tam porsiyon. Söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonunda doyduk ve etrafımda boşaldı ve rahatlama geldi bana. Çünkü ilk yani buraya oturduğumda o kadar kalabalıktı ki videoda konuşurken herkes bana böyle bakıyor, ben bir şey oluyorum, bir işkillendim. Şimdi alışkın değilim, tamam, ne kadar tecrübeli olursam olayım ama yine de insan bir işte kelime yanlışlığı, böyle çekingenlik, utangaçlık vesaire bunları hissedebiliyor. Neyse finali yaptık tahinli pideyle. Şimdi hesabımızı isteyeceğiz abiden. Abi bir hesabı rica edebilir miyim? Abi bir görse beni. Abi. Abi Meksika dalgası yapacağım şimdi abi. Abi. Abi duymuyor beni abi. Abi. Şey pardon. Pardon. Bir hesap alabilir miyim rica etsem? Sonunda. Kusura bakma abi ya. Bir an dedim beni duymadın da. Şekilden şekilde girdik. Eyvallah, sağ olasın. Bu arada efsane. Bayıldım yani. Hesap kutusu da çok şık. Her şey bir şık yani. Menüsü, işte hesap kutusu, ürünler falan. Evet. Şöyle göstereyim mi az sonra sana? Yediğimiz tahinli pide bu arada 26 lira. Gayet uygun yani, çok güzel. Hem lezzetli hem doyurucu yani. İki kişi biz yedik. Lahmacunumuz da 27 lira. İki kola söyledik. 12 daha 24 lira aynen. Yani totalinde iki lahmacun, iki kola, bir tane pide yedik. 98 lira ödeyeceğiz. Hep bu hesap olaylarına gelince biraz boynu bükük oluyor da işte. Hayat bu yani. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, sonra yiyorsun, içiyorsun, ödüyorsun. Böyle. Evet arkadaşlar, Numan Pire'den çıktık. Bindik tramvaya, geldik Alsancak'a. Şimdi Alsancak'ta vegan kafeye uğrayacağız. Şu anda çok merak ediyorum. Yani vegan olacağız bir yarım saatlik ama nasıl bir duygu bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, vegan kafeye geldik. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Mekan gerçekten şık bir yer. Kolay gelsin. Merhaba. Böyle biz bahçe tarafına oturalım. Ya da burada olabilir aslında bak. Vegan oldu ya ama ben vegan değilim. Evet arkadaşlar, burada neler yazıyor? Burada fotoğrafı göstereyim. Çok anlamlı bir fotoğraf. Burası da aynı şekilde. Ve beni de çekebilirsin. Ben vegan değilim ama çek. Sorun yok. Burası gerçekten, burası da güzel böyle. Şimdi biz siparişimizi verelim o zaman. Bir tane macun yiyelim. Yanında bir ayran içelim. Vegan ayranı varmış burada. Hadi bakalım. Ben siparişimi veriyorum. Abla kolay gelsin. Şimdi bir tane macun alalım. Yanında da denemek için ayran galiba. Ayran var sizde değil mi?
Bu ayran nasıl yapılıyor peki? Ayran. Pirinç. Efendim? Pirinç. Pirinçten yapılan ayran. Ve normal lekmacununda ne kullanıyorsunuz peki? Lekmacunda soya kıyması. Soya kıyması kullanıyorsunuz. Ve sebze. Oo. İlk defa deneyeceğim. Heyecanla bekliyorum o zaman Allah. Kaç dakikaya çıkar? 10 dakika. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, pirinçten yapılan ayran ve soya kıymasından yapılan lekmacun yiyeceğiz. Bakalım, çok merak ediyorum ben. Yani nasıl bir lezzet. Yani. Hadi bakalım. Şimdi ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi vegan kafedeyiz. Ben vegan ayranı söyledim bir tane. Acaba... Allah eline sağlık. Ablamız bizle ilgileniyor, sağ olsun. Abla çok merak ediyorum, biliyor musun? Ayranı. Şimdi arkadaşlar, bu vegan ayranı pirinçten yapılıyor. Ben bunun içine süt koysam veganlığım bozulur mu? Neyse. Şimdi arkadaşlar, şişe bu arada çok güzel. Şişe çok güzel bu arada. Çaldım. Şarkı çok güzel ya. Oh abla, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Oh. Üf, inanılmaz. Çok güzel kokuyor. Ve burnuma böyle soya sosları koşuyor. Çok böyle farklı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu lekmacun. Şöyle göstereyim. Bu lekmacun. Bu da lek ayran. Ben de Hüseyin. Memnun oldum. Allah Allah, şarkı duyanlar mı bilmiyorlar, çok hoşuma gitti ya. Ah canım, 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 canım. Ben bayağı saçmaladım ha. Şu anda kamerayı çeken arkadaşın gözlerinden yaş geliyor. Yanıyorum, yetişin lan dostlar. Yiyorum. Hadi bakalım. Şu anda lekmacunu denemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Abla dedi ki soya kıymasından yapılıyormuş. Ben bunun içine hiçbir şey atmayacağım. Sadece böyle sade bir şekilde demek istiyorum. Hamur inanılmaz ince. Yufka hamuru galiba. Veganlığımı size bu şekilde, bu videoyla başlatıyorum. Aşırı derecede soya sosu alıyorum ağzıma. Hamurların inceliği. Yani ben hiçbir şey anlamadım. Şu an ne yedim bilmiyorum. Garip yani. Farklı. Şu ayranı bir merak ediyorum arkadaşlar. Şu ayranı da bir içelim. Bu pirinçten yapılan bir ayran. En merak ettiğim aslında bu ya. Şişesi çok şık. Güzel. Haydi bakalım, çok merak ediyorum. Niye merak ettim ben seni? Yani benim ağzımın tadına uygun değil. Pirinç içtim sanki. Öyle söyleyeyim. Allah veganların yardımcısı olsun. Gerçekten zor. Vallahi zor. Yani gerçekten zor. Ama tabii ki hani veganlar için de gerçekten güzel bir mekan aslında. Müzikleriyle, şık tasarımıyla ve zengin de menüsüyle. Ama tabii benim ağız tadıma uygun değil maalesef. Yani bunu bir tık beğendim diyebilirim ama. Diğer Numan Pide ile tabii alakası yok yani ama. Yani. Onda kıyma yiyorsunuz, etin lezzetini alıyorsunuz, bunda da soya yiyorsunuz gibi düşünün. Evet, benden bu kadar. Ben iptal. Teşekkürler. Şöyle, elinize sağlık. Teşekkürler. Kolay gelsin.
Evet arkadaşlar, bu arada bekmacunun fiyatını unuttuk. Onu da söyleyeyim. Bekmacunun tanesi 30 TL. İçtiğimiz o farklı ayran da 10 TL. Yani toplamda 40 lirayla çıktı. Benim için çok farklı oldu. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi, seni izliyoruz. Gel kardeşim. Gel, seni de alalım kameraya. Allah'ım. Adın ne? Aziz. Aziz mi? Evet. Seviyor musun YouTube videolarını? Seviyorum abi. Tamam, beni de takip edersin artık. İsmin o zaman. İsmin ne? Hüseyin Demir. Tamam abi. Tamam. 1300'lerde bir yerde işte valla. Eyvallah. Evet arkadaşlar, vegan kafeden de çıktık. Şu anda kelimelerimi tarif edemiyorum. Çünkü çok farklı bir deneyim oldu benim için. Ben vegan değilim. Hani ikisini karşılaştırırsanız bana, ben tabii ki Numan Pide'nin normal orijinal lahmacunun derim. Çünkü yani yok, benim ağız tadıma uygun değildi. Yani sırf hamuru böyle yufka hamuru gibi. İçinde de böyle soya kıyması falan vardı. Ve ayranın da bayağı bir yani farklıydı, böyle garipti. Veganlara çok saygı duyuyorum. Fakat bana gelmez abi. Ben vegan değilim. Ben böyle iyiyim yani. Evet, vegmacun mu lahmacun mu? Tabii ki lahmacun. Başka da bir şey demiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür böyle farklı videolar istiyorsanız yorum kısmından bana belirtebilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.